Bir eczacı evet. Esnaf Esnaftan bir eczacı Bunun tasavvufsuz tarikatsız halini düşünelim Bayan müşteri geldiğinde Bayanın gözüne bakmadan Hatta şu merhemi nasıl süreceğim Dediğinde bayan çırağını çağırıp Tarif eder misin Diyen takva yani harama bakmıyor Evet Kuruş haram kaçırmıyor Eve gittiğinde eşine zulmetmiyor e, Sabahleyin namazı cemaatle kılıyor sabahtan sonra virdini yapıyor. Bu tasavvuf bu zaten. Bu evet. Ama bunu sağlayabilme oranı bu toplumda yüzde bir mi bilmiyorum. Belki binde bir. Evet. Bu Müslüman bunu sağlayamıyorsa yani şeriatının ona tarif ettiği şeyleri yapamıyorsa eczanede destek alması gerekiyor bunun. Evet. Bu desteğin adı Ha tasavvuf olmuş, ha tarikat olmuş. Ne, ne alırsa alsın. Ben ondan ne istiyorum? Sabah namazını camide kıl diyorum. Namazdan sonra virt yap diyorum. Evet. Dükkana gelen bayana dikkat et diyorum. Bu kadar gözünü koru. Çünkü Allah sana ne buyuruyor? Gözünü koru diyor. Koru diyor. Çünkü müşteri yok. Yapacağın bir hesap yok. Aç bir sayfa Kur'an oku diyor. Evet. Değil mi? Müslümanlık. <laughs> ya tasavvuf ne veriyor insana? Bunları, bunları veriyor. Bunları veriyor. Evet. Şimdi bunları sağlayamıyorsa destek al diyeceğim ben ona. Hı hı. Bu destekte A tarikatına gittin. Evet. B tasavvufuna gittin. Çok güzel. Devam ediyorsun. Bir ay sonra tekrar gelelim. Sen gittikten sonra bu bahsettiğimiz kriterlerde değişme oldu mu? Oldu. Nasıl oldu? Eczaneyi kapatmayı düşünüyorum. E, olmadı. Acil çık tarikattan o zaman. Evet. Sen hayattan kopuyorsun çünkü. Evet. Olmadı. Çok güzel. Hayattan koparan değil, hayatı Allah'a teslim eden tarikat tarikat. Evet. Çünkü tarikatın aslı Ebu Bekir radıyallahu anh'a dayanıyor. Evet. Ali'ye dayanıyor değil mi? Tabii ki. Ömer'e dayanıyor. Ömer'e dayanıyor. Zaten kıymeti yok onlara dayanmıyor sen. Evet. Yani, yani Ebu Bekir'den daha tarikat erbabı kim olur? Savaş yapmış. Hocam İslam devleti, devleti kurmuş. kurmuş devleti kurmuş. İki yıl hilafette kaldı Ebu Bekir Hoca'la. On dört savaş yönetmiş hocam iki yılda. Evet. Evet. İki. Tasavvufta bir tane oldun maşallah. Dünya dengesi de var. Ahiret dengesi de var. Fakat abdestin nasıl alındığını hala öğrenmedin. Yanlış hal olmayan tasavvuf tasavvuf değildir. Emri bil maruf yapıyor musun? Ailen senin merhametini genişlediğini gördü mü? Evde daha affedici oldun mu? Çocuğunun sabah namazı kaçırmaması için başında bir saat bekleyecek kadar sabırlı mısın? Yani gelinin benim mesela çok basit gelini bir insanın hakkında konuşurken vallahi kaynatam çok bela bir adamdı ama tasavvufa girdikten sonra ya bir melek gibi girip çıkıyor eve. Ha tasavvuf bu işte. Evet tasavvuf sana bir şey verdi. Öyle bir şey verdi ki Allah'ın kulları bile bunu gördü. Evet.